Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik ders videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Fatma Hocam. Bu hafta üslü ifadelerle bölme işlemiyle üslü ifadelerde işlemlerimize devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Evet. Şimdi bir önceki videoda üslü ifadelerde çarpma işleminden bahsetmiştik. Tamam. Bu videomuzda da üslü ifadelerle bölme işlemleri yapacağız. Şimdi bunlar nasıl olacak arkadaşlar? Yine çarpma işleminde olduğu gibi ya tabanlarımız aynı olacak ya üstlerimiz aynı olacak. Bakıyoruz şimdi tabanları aynı olan üslü ifadeler ile bölme işlemi yapılırken bölünenin üstünden bölenin üssü çıkarılır ve bu fark ortak tabanın üzerine üs olarak yazılır. Şunu kısaca anlayabilir miyiz? Çarpmada ne yapıyorsak bölmede tam tersini yapıyoruz. Evet, çarpmada topluyorduk, bölmede çıkarıyoruz. Çarpmada çarptığımız yerde de bölmede böleceğiz. Bu kadar. Şey. Tamam, evet, mükemmelsiniz. Buyurun. Şimdi arkadaşlar, 3 üzeri 12, 3 üzeri 5. İsterseniz ilk sorumuzda bir ne olduğunu tek tek yazarak görelim. 3. Kaç tane 3 yazacağım ben buraya? 3 üzeri 12 olduğu için 12 tane. 12 tane yazacağım. Hı hı. Kaç oldu? 6, 7, 8... 9, tekrar sayayım yanlış olmasın, 10, 11, 12. Bölü 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 5 tane 3. Hmm. Şimdi bölme işleminde bir sadeleştirme durumumuz vardı. Bakıyorum şimdi bu 3'leri sırasıyla sadeleştireyim. Bu 3'ler gitsin. Bu 3 ile bu 3 gitsin. Bölme durumunda oldukları için. Bununla bu gitti, bununla bu gitti. Bu 3 ile de bu 3 gitti. Yukarıda benim kaç tane 3'üm kaldı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 3'üm kaldı. O zaman ben bu ifadenin 3 üzeri 7 olduğunu yazabilirim. Veya bu kadar uzatmam işini. İşi. Uzatmayalım. Evet, kısaca bunun 3 üzeri 12 eksi 5 olduğunu söyleyebilirim. Bakın 12'den 5'i çıkarttım. Hı. Taban aynı olduğu için tabanı yazdım. Bölenin üstünden bölenin üstünü çıkartıyorum. Yani 3 üzeri 7 eşitliğini buradan da bulabilirim. Her seferinde uzun uzun yazmama gerek yok. Şimdi bir sonraki örneğimizde bakıyorum. 12 üzeri 7, 12 üzeri eksi 3 var. Ortak tabanımı yazdım 12. Şimdi üstümü yazacağım. Bölüneninkinde 7 var, böleninkinde eksi 3 var. 7'den, yalnız dikkat edin, eksi, eksi 3. Eksi 3'ü çıkarmam gerekiyor. Eksi ile eksinin çarpımı evet, 6 yapacak. Artı olacak, hı-hı. Evet. 12 üzeri 7 artı 3 olacak burası. Yani 12 üzeri 10. Bazen de çok büyük sayılar verebilir, fark etmez. 25 üzeri 171 eksi 108 diyorum. 171'den 108'i çıkartıyorum. 25 üzeri ne olacak buradan 171'den 108 çıkarttığımda ne oldu arkadaşlar? 63 mi oldu? 63. Peki yaşıtlarda bu yoksa ne yapacağım? O zaman bence 25'in tabanına gideceğiz. Evet. 25 demek zaten 5 üzeri 2 demekti. Evet 5'in karesiydi. Üzeri 63. Yani 5 üzeri üssün üssü olduğunda ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Çarpıyorduk. 5 üzeri 126 olacak arkadaşlar. Bu şekilde de görebilirsiniz. Evet. Bunu formülleştirmeye kalkarsak. Evet. A sıfırdan farklı olmak üzere. Sıfır olamaz çünkü payda da sıfır olmaz. Evet. Onun için. M ve N yine tam sayılar olmak üzere. A üzeri M'yi A üzeri N'ye bölersem A üzeri M eksi N olacak arkadaşlar. Hı-hı. Bu sefer çıkarma yapıyoruz. Üslü bölmeyi. Sayılarda bölme işlemi yaparken tabanlar aynıysa üstleri birbirinden çıkartıyoruz diyoruz. Evet, çarpmada topluyorduk, bölmede çıkartıyoruz. Hı hı. Peki üstleri aynı olanlarda ne yapacağım? Üstleri aynı olan üslü ifadelerinde bölme işlemi yapılırken tabanlar bölünür ve ortak üs bu tabanın üzerine yazılır. Şimdi 12 bölü 3 üzeri ne olacak? Bakın 12'yi 3'e böldüm, 3. Yine bu ifadede 12'yi 3'e böldüğüm için 4 üzeri 3. Yine şıklarda bunu bulamazsam 4 yerine 2 üzeri 2 yazabilirim. Ne olacak o zaman? 2 üzeri 2 üzeri 3. Buradan da 2 üzeri 6 çıkacak. Şimdi bir de bunu isterseniz diğer türlü yapalım. 12 üzeri 3 demek 12 çarpı 12 çarpı 12 demek mi? Evet. 3 üzeri 3 demek de 3 çarpı 3 çarpı 3 demek mi arkadaşlar? Hı hı. Peki şimdi burada sadeleştirme işlemini yaparsam 12'yi 3'e böldüm ne olacak? 4. 12'yi 3'e böldüm ne olacak? 4. 12'yi 3'e böldüm ne oldu? 4. Ne oldu bakıyorum şimdi yukarıda payda da bir şey kalmadı. Payda 3 tane 4'ün çarpımı var. 4 üzeri 3. Yine aynı şeyi bulmuş oldum arkadaşlar. Hı-hı. Ama her seferinde bu kadar uzun uzadıya tek tek yazmama gerek yok. Direkt tabanları bölüp üstüne aynı yazarak da aynı sonucu bulabilirim. Hı-hı. Şimdi buraya geldiğimde ise 48 üzeri 4 bölü 6 üzeri 4.
Yine bu sefer de ne yapacağım? 48'i 6'ya böleceğim. 48'i 6'ya böleceğim. Üstüme aynı 4 yazıyorum. 48'i 6'ya böldüğümde ne olur? 8. 8 üzeri 4. Yine şıklarda bunu göremezseniz 8 yerine 2 üzeri 3 yazarsınız. Üzerine 4 yazdınız. 2 üzeri 12'ye eşittir. Hı-hı. Buraya geldim. Üstüm 7. İkisinde de 60 ve 5 var. 60'ı 5'e bölüyorum. Üzeri 7. 60'ı 5'e böldüğümde 12. Üzeri 7. 12 üzeri 7. Peki bu 12'yi şöyle sadeleştiremiyor muyuz? 3 çarpı 4 falan gibi, hani o öyle sadeleştirmeyelim. He, çarpanlarına ayrılmış halde mi yazalım istiyorsunuz? Evet, öyle yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Çünkü 12 demek ne demek arkadaşlar? 4 çarpı 3 demek. 4 çarpı 3 üzeri 7 diye yazabilirim. Hı hı. O zaman ne olacak? Bu az önce görmüştük çarpmada. Ne zaman tabanları çarpıyorduk? Üstler aynı olduğunda. Çünkü sonuçta burada 7 tane 4 var, 7 tane 3 var. O zaman 4 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 7 mi olacak? O zaman bunu hani böyle 2 üzeri 2, yani 2 diye yazdığımda da, evet, 2 üzeri 2 üzeri 7 diye yazdığımda da 2 üzeri 14 çarpı 3 üzeri 7. Aslında biz burada biraz tersten yapmış olduk. Tersten yapmış olduk, evet. Evet, ama eşit olduğunu söyleyebiliriz. Görmemizde bir sakınca yok. Yani bunu da yine formülleştirecek olursak, b sıfırdan farklı olmak üzere m tam sayı olduğunda a üzeri m'nin b üzeri m'ye bölünmüş hali a bölüm b üzeri m'dir arkadaşlar. Yani kuvvetler eşit olması durumunda tabanları bölüyoruz. Evet. Evet, wow. İşlemleri yapmaya başlıyoruz. Az önce bir önceki videoda ne demiştik arkadaşlar? Hani 2'nin katlarını, 3'ün katlarını, kuvvetlerini bilmemiz gerekiyor demiştik. Burada da 625 var, 125 var, 25 var. Kaçın kuvvetleri bunlar? 5'in kuvvetleri. Evet, hatta şuraya kenara yazalım mı? 5'in birinci kuvveti 5, 5'in ikinci kuvveti 25. 5'in 3. kuvveti, 25'i 5 ile çarptım, 125. 5'in 4. kuvveti 625. Bunları kullanabiliriz. Böyle böyle girecek tabii o. Evet. Zaten bakın 625, 125 ve 25. Bunları kullanıyorum. Hı-hı. O zaman ben burada 625 yerine ne yazabilirim arkadaşlar? 5 üzeri 4'ün ikinci kuvveti. Çarpı 125 yerine 5 üzeri 3 yazıyorum. 5 üzeri 3'ün üçüncü kuvveti. Bölü 25 yerine 5 üzeri 2 yazıyorum. 5 üzeri 2'nin 8. kuvveti. Ne oluyordu üstünü alırken? Çarpıyorduk üstleri. 5 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 9 bölü 5 üzeri 2 ile 8'i çarptım. 16. Bu durumda 5'ler ortak olduğu için 5 evet. Üzeri... Yukarıda öncelikle zaten çarpma halinde olduğu için üstleri toplamam gerekiyor. 8 ile 9'u topladım. 5 üzeri 17. Bölü 5 üzeri 16. Burada da... Bölme işlemi yine, var. Evet, tabanlarım aynı olduğu için 5 üzeri 17 eksi 16 yapacağım. 17'den 16'yı çıkarınca ne oldu? 1. 1. O zaman benim işlemimin sonucu neymiş? 5. 5. Bu kadar kalabalık görünen işlemin sonucu da 5 çıktı arkadaşlar. Yani arkadaşlar burada hani herhangi bir sayının, yani 2'nin, 3'ün ve 5'in kuvvetlerini bilmek size büyük bir artı sağlayacaktır. Aynı zamanda tabii üstü sayılarla çarpma ve bölme işleminde nasıl yaptığını bilirseniz rakamlar gözünüzü korkutmaz diyoruz. Evet, ne kadar büyük bir sayı görürseniz görün. Onlar eğer sizin tanıdığınız bir sayının kuvveti ise işlem yapmanız kolay olur. Evet. Şimdi buradaysa iki sayının çarpımını bulmamı istemiş. Bakıyorum 9 var, 243 var. Az önce nasıl 5'in kuvvetlerini hatırlamıştık. Burada da 3'ün kuvvetlerini bir hatırlayalım. 3'ün birinci kuvveti 3. 3'ün ikinci kuvveti 9. 3'ün üçüncü kuvveti 27. 3'ün dördüncü kuvveti 27 kere 3'ten 81. 3'ün beşinci kuvveti 81 kere 3'ten 243. Aa, bakın soruda 9'u ve 243'ü kullanmış, öyle değil mi? Hı hı. O zaman 9 yerine 3 üzeri 2, 243 yerine de 3 üzeri 5 yazabilirim. Yazıyorum şimdi, 3 üzeri 2 yazdım 9'un yerine, üzeri 7 ile neyi çarpmamı istemiş? 1 bölü 243. 243 yerine ne yazabilirim demiştim? 3 üzeri 5 yazabilirim. Şimdi 3 üzeri 2 üzeri 7 üstün üstüne alırken ne yapıyordum? Çarpıyordum. Üstleri çarpıyordum. Yukarıda, yani şöyle yazayım. 3 üzeri 14 çarpı 1 bölü 3 üzeri 5. Bu çarpma işleminde de 3 üzeri 14 bölü 3 üzeri 5 mi oldu? Evet. Yine bakıyorum tabanlarım aynı olduğu için 3'ü yazdım. 14'ten de 5'i üstleri de birbirinden çıkarmam gerekiyor. Ne olacak bu ifade? 3 üzeri 9. Yani bize sorduğu çarpma işleminin sonucu 3 üzeri 9'muş. Veyahut da buraya gelmeden
1 bölü 3 üzeri 5. Evet. 1 bölü ters çevirdiğimiz zaman 3 üzeri eksi 5 gibi de yukarı çıkabilirdi. Doğru. Yani şu ifadeyi diyorsunuz ki 3 üzeri 14 çarpı 3 üzeri eksi 5 olarak yazabilirdim. Çünkü ters çevirirken eksi kuvvetini alıyordum. Bu durumda bölme işlemi çarpma işlemi dönüştürüyor. Tabii toplardım. Yine o zaman 15'ten 4'ü çıkartıp. 14'ten 5 çıkardık. Evet, pardon. 3 üzeri 9'u bulabilirdim. Bulurduk. Orada evet. Çevirme işlemi de yapabilirdim arkadaşlar. Devam edelim. Son bir tane örneğimiz var galiba. İki örneğimiz daha var hocam. Bakalım. En kenarlı düzgün bir çokginin içine yazılan bir A doğal sayısıyla oluşturulan sembol A artı N üzeri N şeklindeymiş. Hı hı. Yani mesela altıgenin içerisine 2 yazdığı zaman A'mız burada 2 olduğu için A yerine 2 yazdım. Kenar sayım 6 olduğu için 6'yı yazdım. N 6. Ve üzerine de ne yazmam gerek? 6 yazmam gerekiyor. Yani bu ifade 8 üzeri 6 şeklinde oluyor. Oo, kallavi bir soruymuş. Evet. Böyle en başta kolay gibi geldi ama. Yok, çok zor değil. Kenarları saymayı biliyorsak içerideki sayıyı da topluyoruz, yapıyoruz. Hmm. Şimdi bakıyorum, buna göre işte bu işlemin sonucunu bulmam gerekiyor. Beşgenin içerisine 11 yazmış. O zaman A yerinde ne yazıyor burada? 11 yazıyor. Peki N kenar sayımdı, N kenar sayımdı 5. 5 de topladım ve üzerine de ne yazmam gerekiyor yine? 5'i. Evet, 5'i yazmam gerekiyor. N 5 olduğu için. Şimdi buraya geldim. Çarpı üçgenin içerisine 1 yazmışım. 1 ile üçgen olduğu için 3'ü topluyorum. Üzerine de ne yazmam gerek? 3. Çünkü A artı N üzeri N yazmam gerekiyor. Hı hı. Böyle aşağıya geldim. Karenin içerisinde bir tane 4 var. A yerine 4'ü yazdım. Artı kare olduğu için 1, 2, 3, 4. 4 kenar var. N yerine 4 yazdım. Üzeri 4. Şimdi toparlıyorum. Bakalım ne olacak? 11 ile 5'i topladım. 16 üzeri 5 çarpı. 1 ile 3'ü topladım. 4. 4 üzeri 3. Bölü. 4 ile 4'ü topladım. 8. 8 üzeri 4. Şimdi burada ne oldu? 16, 8 ve 4 sayıları bana bir yerden tanıdık geliyor. Evet. Nereden geliyor? 2 üzeri 1. 2. 2 üzeri 2 artık bunu biliyoruz ama yine de bir yazmak istedim. Kenarda bir görelim şöyle. 2 üzeri 3 8. 2 üzeri 4 16. 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 6 64 diye devam ediyor. Şimdi o zaman ben bu soruda 16 yerine 2 üzeri 4 yazabilir miyim? Ve bunun 5. kuvveti. 5. kuvveti çarpı 4 yerine 2 üzeri 2 yazdım. 3. kuvveti. Bölü 8 yerine 2 üzeri 3 yazdım. Ve 4. kuvveti. Evet, 4. kuvveti. Ben niye 2 yazıyorum bilmiyorum. Şimdi devam ediyorum. Üstün üstü alınırken üstleri çarpıyordum. 2 üzeri 20 çarpı 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 3 ile 4'ü çarptım. 12. O zaman tabanlar aynı olduğu için yazıyorum şimdi. Çarpım halinde olanları topluyordum. 20 ile 6'yı topladım. Eksi 12. Evet, bölüm olanı da çıkartıyordum, bölüm durumunda olanı. Yani 2 üzeri 20 ile 6'yı topladım. 26, 12 çıkarttım. Ne oldu arkadaşlar? 14. 14 oldu. 2 üzeri 14'müş işlemimin sonucu arkadaşlar. Çok güzel bir sorumuş hocam. Bakalım. Evet, şimdi bir sorumuz daha var. Son bir sorumuz. Burada bu soruda bize bir tanım yapılmış arkadaşlar. Birden başlayarak n'e kadar olan sayma sayılarının çarpımına n'in faktöriyeli denir. Yani birden 6'ya kadar olan sayıları çarptığımda 6'nın yanına bir ünlem işareti koyuyorum. 6 faktöriyel demek oluyor. Birden başlayarak 7'ye kadar gidiyorum. 7 faktöriyel olmuş oluyor. Şimdi buna göre 12 faktöriyel ifadesini tam sayı yapan en büyük x tam sayısını bulalım. Yani 12 faktöriyeli 2 üzeri x'e böldüğümde tam sayı olmasını istiyorum. Yani ne demek istiyor burada bize? İçerisinde kaç tane 2 var? Onu bulmam gerekiyor. Peki yazalım. 12'den geriye doğru yazacağım. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada birden başlamıştık. Burada biz tersten başladık. Fark etmez. Çarpım halindeler zaten. Şimdi bu ifadede bölü 2 üzeri x'in tam sayı olmasını istiyorum. O zaman yukarıda kaç tane 2 varsa x'in yerine onu yazmam gerekiyor. Onu kontrol etmeliyim. Şimdi arkadaşlar 12 demek 4 çarpı 3 mü demekti? Evet. 12 demek 4 çarpı 3. E peki 4 demek de 2 üzeri 2 çarpı 3 demek mi? Evet. Bakın burada 12'den dolayı bir 2 üzeri 2 geliyor. Doğru mu? Hı hı. Sonra 10 demek 2 çarpı 5 mi? Evet. Bir tane 2 de buradan geldi. 8 demek 2 üzeri 3 demek mi? Hı hı.
6 demek 2 çarpı 3. Bir tane 2 6'dan geldi. 4 demek 2 üzeri 2 demek. 2 tane 2 buradan geldi. E zaten 2'de de bir tane 2 yok mu? Evet. O zaman yukarıda kaç tane 2'm olduğunu toplayacağım. Şimdi bunu çarpım halinde yazacağım zaman nasıl yazacağım? Bakın 2 üzeri burada 2 tane var. Burada 1 tane var. Burada 3 tane var. Burada kaç tane var? 1 tane. Burada kaç tane var? 2 ve son olarak da 1 tane. Yani yukarıdaki ikilerin kaç tane olduğunu bulmak istiyorum. Yukarıda kaç tane 2 varmış? 2 1 daha 3, 3 daha 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane mi 2 varmış? Yani ben aşağıda x yerine en fazla ne yazabilirim o zaman? 10 yazabilirim. X en fazla 10 olabilir. Neden? 11 olsa yukarıdaki ikilerle sadeleştikten sonra aşağıda bir tane daha 2 kalır. Tam sayı olur mu ifade? Olmaz. Onun için yukarıda kaç tane 2 olduğuna baktım. Bakın arkadaşlar kafamız karışmasın. Yukarıda sayıların her şeyini yazmadım. Sadece 2'leri yazdım ama istiyorsanız şöyle yazalım. 12 demek 3 çarpı 2 üzeri 2. 10 demek 2 çarpı 5. 8 zaten 2 üzeri 3. 6 demek 2 çarpı 3. 6 yerine bunu yazdığımı düşünelim. Şunları şuradan çıkartayım. 4 demek 2 üzeri 2. Bu da aynı zaten. Yukarıda kaç tane 2 olduğu önemli benim için. 2 üzeri 2 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2. Ne yaptım? Tabanlar aynı olduğu için üstleri topladım arkadaşlar. 2 burada, 1 burada, 3 burada, 1 burada, 2 burada, 1 burada. Topladığımda kaç tane 2 varmış? Tekrar toplayalım. 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane. Yani ben x'e en fazla ne yazabilirim? 10 yazabilirim. Çünkü 11 yazarsam bu ifade tam sayı olmaz. Teşekkür ederiz Fatma hocamız arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.